Arkadaşlar merhaba, ben Emre Altunbilek. Bugünkü dersimizde sizinle Recycle View'un ne olduğunu anlatarak eğitim setimizin belki de en önemli, biraz da zor konusuna giriş yapacağız. Öncelikli olarak nedir bu Recycle View? Şöyle bir görüntülerimize bakarsak, daha önceki temel eğitimde anlattığımız List View ve Grid View'un aslında biraz daha gelişmişi, birleşmişi diyebiliriz. Şu ekranda gördüğünüz mesela bizim Recycle View'umuzun Grid layout'a sahip olan çeşidi. Aynı bunun gibi mesela şöyle zikzak görünümlü bir grid'e de sahip olabilirsiniz. İşte bu elementleri içinde barındıran yapıya biz Recycler View diyoruz. Biraz daha böyle konuyu açacak olursak, aslında Recycler View bizim o list view'umuzun çok daha performanslı çalışan, çok daha büyük dataları ele alabilen yapısı diyebiliriz. Bundaki bu verimlilik konusu Recycler View'un kendi içine otomatik olarak gömülmüş bir konu. Ve de uyumluluk olarak API 7'ye kadar bir uyumluluğu mevcut. Yani siz API 7 ve sonrasındaki bütün telefonlarda Recycle View'unuzu başarılı bir şekilde çalıştırabilirsiniz. Şimdi bunun yararları nedir? Hani List View varken niye bunu kullanalım diye soracak olursanız, mesela Linear Layout Manager ile elemanlarınızı esnek bir şekilde ekrana yerleştirebiliyorsunuz. Horizontal, yani yatay ve dikey olarak scroll'u da olan listeler elde edebiliyorsunuz siz bu manager sayesinde. Yok eğer grid layout kullanırsanız yine aynı listeniz bu sefer ne oluyor? Eşit bir şekilde karelere bölünüyor. Aynı şuradaki gibi bir görüntüye sahip olabiliyor. Bir de staggered layout var. O da boyutları farklı olan mesela öğeleriniz mevcutsa zikzak görünümüne sahip oluyor. O da gördüğünüz gibi her bir öğenin birbirinden layout'u farklı, en azından boyutu farklı. Bunları güzel bir şekilde kullanıcıya sunabiliyorsunuz. Tabii bunlarla bitmiyor bunun özellikleri. Burada dediği gibi bazı operasyonlara kendi default animasyonlar ekleyebiliyor. Mesela bir öğeyi sildiğinizde veya yeni bir öğe eklediğinizde listeniz güzel bir animasyonla bu verdiğiniz işlemleri yapabiliyor. Şimdi bu dersi de böyle bir giriş yaptık teorik olarak. Pratiğe geçmeden önce temel eğitimde anlattığımız Bayes adaptörle kendi list view'umuzu yaratma videosu vardı. Belki bazılarınıza çok karışık gelmişti. Öncelikli olarak onun üzerinden bir geçmek istiyorum. Çünkü oradaki kavramların çoğu bizim Recycle View'da da karşımıza çıkacak. Bazı arkadaşlar soruyor, hani artık Material Design'da Recycle View vardı, niye bunu anlattın gibisinden. Burada aslında tabii ki de bunu kullanmak için değil, mantığını öğretmek için. Çünkü Recycle View'u öğrendikten sonra anlayacaksınız ki buradaki List View'a ihtiyacınız yok. Çok daha fazlasını daha kolay bir şekilde Recycle View'da yapabiliyorsunuz. Şimdi oradaki örneğimizde hatırlarsanız, öncelikli olarak ne demiştik? Öğelerimi tutacak olan bir sınıf yaratayım. Ve bunun içinde artık edit text mi var, text view mi var, bütün şeyleri buraya tanımlayayım. Bizim bayrak örneğimizde bir tane resim, bayrak resmimiz vardı ve ülke ve onun tanımını içeren iki tane string ifade vardı. Buradaki tek satırla biz bunu burada oluşturmuştuk. Daha sonra ne demiştik? Performans sağlamak açısından sınıflara bölelim ve bir view holder diye geçecek artık yeni eğitimde. Çok fazla Türkçeleştirmeyeceğim çünkü ilerleyen dönemlerde olur da internette arama yaparsanız kaynaklar hep İngilizce. Yani view yer tutucu derseniz hiçbir şey çıkmaz ama view holder derseniz pek çok bilgiye erişebilirsiniz. Şimdi bu view yer tutucumuz ne işe yarıyordu peki? Bizim layout'umuzda olan tanımları, hani burası ne yapıyordu? View olarak değil de normal bilgi olarak ele alırken, burası ise ilgili layout'taki öğeleri Find View by ID ile buluyordu. Biz bu işlemleri de View yer tutucuyla yaptırmıştık. Daha sonra işte bizim listemizi oluşturmak için kullandığımız en önemli yapı olan kendi ürettiğimiz bir adaptörümüz vardı ve bunu Bayes adaptörden üretmiştik. Bunun içine bir context, bir de data kaynağımız olan ve bizim liste elemanlarımızı tutan, bayraklarımızı tutan bir ArrayList tanımlamıştık. Buradaki context aslında burada bizim Layout Inflator diye bir servisimiz vardı. Ona ulaşmak için kullanmak için biz bunu en dışarıda tanımlamıştık. Bir de dediğimiz gibi bütün öğelerin bilgisini tutan bir ArrayList'imiz vardı. Ve bu ArrayList gördüğünüz gibi tek satır veri tipinde kendi oluşturduğumuz primitif değil,
İşte primitif olmayan tip diyelim artık. Bunu biz kendimiz oluşturduk. Integer gibi, long gibi bir veri tipi değil. İçinde string ülke, string tanım, integer bayrak tutan bir veri tipiydi. Ve bizim bu listemiz bu tür öğeleri barındıran bir liste olduğunu böyle söylemiştik. Yani tek satır sınıfını yaratmamızın sebebi aslında bu. Daha sonra Emre Adaptör'ün Constructor'a neler yazmışız? Listemize bunu vermişiz. Daha sonra kaynaklara ulaşmışız. Niye ulaşmıştık? Buradaki Drawable klasörüne ulaşmak için. Daha sonra ülke adlarını yine XML'den çağırmışız. Gördüğünüz gibi ülke adları diye bir dizimiz varmış. Tanımları da yine aynı şekilde. Ve burada listemizin sayısına, öğe sayımıza göre bu foru döndürüp bizim listemizi oluşturmuşuz. Bu sayede ne olmuş? Buradaki liste değişkeni içinde benim 20 tane ülkemin bayrağı, ülke adı ve tanım bilgisi biz bu metot sayesinde yani bu Emre adaptörden herhangi bir nesne üretildiğinde biz bu listeyi başarılı bir şekilde doldurmuşuz. Basit bir şekilde bir count metodu vardı. Bu bize listemizin boyutunu gönderiyordu. GetItem dediği verilen position'daki değeri getiriyordu. GetItem ID ne demiştik? Genelde veri tabanı işlemleri için kullanıyorduk ve en önemli metot bu adaptörün içindeki neydi arkadaşlar? GetView. Her bir satırın oluşturulmasını sağlayan, her bir satır oluştururken çağrılan metottu. Burada performans sağlamak için, çünkü bu artık konumuzun son konusuydu. Hani bu gerekli optimizasyonların yapılmış haliydi bu. Convert View'u kullanmıştık. Neydi o da? Ekranınızda ilk 6 eleman sıfırdan inflator metoduyla çağrılır ve kullanılırken bundan sonra oluşturulacak olan view'lar artık convert view oluyordu ve biz onları bir daha üretmiyorduk. Var olan şeyleri üzerine yazarak kullanıyorduk. Burada da o işlemleri yapmışız. Gördüğünüz gibi bir layout inflator metodumuz var. Bu tek bir satırın görüntüleneceği tek satır diye bir XML'i alıyordu. XML dosyasını Java objelerine çeviriyordu ve daha sonra da yer tutucu dediğimiz o view holder diye geçecek olan şeye biz bu satırı göndermiştik ve set taglarla içerisindeki verinin saklanmasını sağlamıştık. Bir tane satırı elde ettikten sonra da artık onu bizim o listemizdeki bilgilerle doldurmuştuk. Böylece 20 öğeli bir listemiz olmuştu. Şimdi bunu anlatıyorum. Bundan sonra bununla ilgili hiçbir şey demeyeceğim. ListView dememeye çalışacağım. Çünkü artık biz Recycle View'u öğreniyoruz ve bundan sonraki hayatımızda da lazım olursa böyle bir liste biz Recycle View kullanacağız. Ama mantık dediğim gibi burada bu şekilde Recycle View yaparken de tek satıra karşılık gelen bir sınıfımız olacak. View Holder'a karşılık gelen bir sınıfımız olacak. Tabii ki de onun kendi adaptörüyle ilgili bir sınıfımız olacak. Ve mantık olarak buradan çok farklı olmayan yollarla örneğimizi yapmaya çalışacağız. Ve günün sonunda arkadaşlar şurada açıksa göstereyim. Şöyle bir örneğiniz olacak. Gördüğünüz gibi manzaralı bilgisini tutan bir Recycler View'um var benim burada. Hızlı bir şekilde çalışıyor. Bütün optimizasyonları kendi yapılmış. Yani gidip de buraya bu örnekte olduğu gibi işte ne demişiz mesela burada? İşte convert view'a bak. Nalsa şunu yap, değilse bunları yap gibisinden şeyler yazmadan kendi içinde zaten olduğu için biz bunları yazmayacağız. Sadece bunun nasıl gerçekleştirildiğini anlamaya çalışacağız. Ayrıca gördüğünüz gibi öğeleri siliyoruz. Güzel bir efektle listemizden kayboluyor. Var olan öğeyi kopyalamak için de şu ikonu kullanıyorum. Ve gördüğünüz gibi o öğe istediğim kadar kopyalanıyor. Umarım bu görüntü sizi heyecanlandırmıştır. En azından ne yapacağımıza dair bir bilginiz olmuştur. Bu işte bir Recycler View ve lineer layout olarak da lineer layout manager'la nedir bu? Vertical bir arayüze sahip. Evet, ben aslında çok heyecanlıyım yeni bu konuyu anlatacağım için. Umarım faydalı olur. Hani Android'lerin tasarımdan biraz çıkıp aslında bayağı bir Java koduna gömüleceğiz. Adım adım bölebildiğimce parçalara bölerek anlatmaya çalışacağım. Bir sonraki derste kodlamamıza başlayacağız. Görüşmek üzere.